Selamünaleyküm arkadaşlar. Fatma Çiçekli Dünyası kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. İnşallah hepiniz de iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz iyidir. İşiniz, gücünüz yolundadır. İnşallah günleriniz güzel geçiyordur arkadaşlarım. Sağlığınız, sıhhatiniz de yerinde olsun. Günleriniz de güzel geçsin. Evet arkadaşlar, bugün Antalya çok yağmurluydu. Sabah bir yağmurdu. Dün de yağmurluydu. Bugün de yağmurluydu. Ben işte bazı çiçeklerimi yine, yani aslında bütün çiçeklerimi balkonumdan kenarlarında olanları iç kısma doğru toparladım. Çiçeklerim zarar görmesin diye. Böyle diyorum ya arkadaşlar. Bazı arkadaşlar bana yazıyor. Fatma Hanım, çiçek yağmur suyu zararlı değildir. Yağmur suyunun aksine çiçeklere çok faydası vardır diye. Teşekkür ederim o arkadaşlara. Tabii ki onlar bana bilgi veriyor. Yani bildiklerini paylaşıyorlar. Bana yol gösteriyorlar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ben de tabii ki biliyorum arkadaşlarım. Ama yine de sizlere de teşekkür ediyorum. Yani çok bilmişlik dolayı değil. Ben de biliyorum yağmur suyunun çiçeklere faydası olduğunu. Çünkü yağmur suyu saf sudur. Yağmur suyunun hiçbir zaman çiçeklere zararı yoktur. Zaten yağmur suyu zararlı olsaydı doğada hiç ot, çöp, ağaç olmazdı. Bu tarlalarda olan sebzeler, meyveler olmazdı. Onları koruyan mı var yağmurdan? Benim yağmur suyu zarar vermesin diye dediğim şu arkadaşlar. Tabii ki bu benim hatam. Ben bunu böyle anlatamamışım ki arkadaş bana onu yazıyor. Arkadaşlarım, ben yağmur suyu çiçeklerime zarar vermesin derken, Antalya bir anda bir yağmur iner. Hiç yani 2-3 dakikanın içinde her yer sel su olabilir. Böyle bir yağmurda ne oluyor biliyor musunuz? Benim çiçeklerimin saksıları suyla doluyor. Bu sefer çiçeklerimin toprağı balkonuma taşıyor. Hem çiçeklerimin toprağı ziyan oluyor, hem balkonum kirleniyor. Yani çiçeklerimin de toprağı eksilmiş oluyor. Ayrıca çiçeklerimin vitaminleri, mineralleri gidiyor toprağındakiler. Doğada olsa, bahçede olsa yağmur suyuyla tekrar nereye gidecek? Toprağa gidecek. Topraktan çiçek kökleriyle tekrar geri alacak ama balkondan nereye gidiyor? Giderden akıp kanalizasyona gidiyor. Onun için arkadaşlar, benim demek istediğim oydu. Bir de fırtınalı falan oldu mu? Böyle çiçeklerim, yeni açmış çiçeklerim oluyor, taze yapraklar oluyor. Onları da hırpalıyor. O yüzden ben yağmurdan korumaya çalışıyorum. Yağmur suyundan korumaya çalışmıyorum. Mesela bugün ne yaptım? Bazı çiçeklerin yağmur suyunu bizzat koydum. Biraz bekledim. 5 dakika kadar üzerine yağmuru yağdırdım. Kenara aldım. Böyle yağmur suyu iyi geleceğini düşündüğüm, almasını istediğim çiçeklerimi yağmur suyularını aldırdım ama kenara aldım. Fazlasını aldırmadım. İhtiyacı kadar aldırdım. Bugün ne yapacağım arkadaşlar? Her gün balkonumdan çekiyordum size video. Her gün çekmiyordum işte ara sıra. Bahardan bu yana balkonumdaki çiçeklerimden çekiyordum. Aslında bunlar da balkonumda. Ama arkadaşlar bugün bunları içeri aldım. Hem şöyle arkadaşlarıma içeriden bir video çekeyim dedim. Bir de bugün sizler için faydalı olabileceğini, yani kendi yaptığım nacizane fikrimi, tabi bunu birçok arkadaş da sizlere veriyor, tabi onlar da veriyor, izliyorsunuz. Ama gerçekten faydası olabilecek şeyleri veriyorum ben size. Çünkü YouTube'da çok şu şu bu bu diye, ama ben her şeyin o kadar faydalı olduğunu düşünmüyorum. Ama tarçının faydalı olduğunu düşünüyorum çiçeklere, çünkü kendim yapıyorum ve gözlemliyorum. Geçenlerde, yani yaklaşık 10 gün 15 gün önce bu yaprak güzelime tarçın verdim arkadaşlar. Onu ben çelikten üretmiştim. Bu arada annemin küpelisini de aldım. Ona da vereceğim. Bundan da 2 tane çelik aldım arkadaşlar. Onu da ayrı bir diktim.
Burada da beyaz küpelim var. Arkadaşlar ben bunun fidesini aldığımda dedim ki bunun rengi ne? Çiçek üzerinde çiçek yoktu. Satıcı da dedi ki abla bilmiyorum vallahi tam emin değilim yani çiçeği olmayınca bilemiyorum ne olduğunu. Tamam artık dedim ben bunu elim aldım şansıma ne çıkarsa nasıl bir renk çıkarsa diye beyaz çıktı. Ben beyaz çiçekleri de çok seviyorum arkadaşlar böyle hiçbir şeyi olmayan. Mesela beyaz sardunya da çok güzel. Beyaz cam güzel de güzel. Beyaz küpeli de çok hoş. Bu görmüş olduğunuz kıvırcık yaprak üzerine ben çelikten diktim. Daha önce bir video paylaşmıştım. Bunun annesinin saksı değişimini yapmıştım. O zaman kırılmıştı oradan bir iki dal. Onları dikmiştim. Bakıyorum arkadaşlar gelişmiyor, gelişmiyor. Ne yapayım dedim. Yani aslında gelişiyor da ben istiyorum ki bir an evvel şöyle canlansın. Böyle gözümde baktığımda çiçeklerim sağlıklı görünsün, yaprakları güzel görünsün, dolu dolu görünsün istiyorum. Ben buna dedim, aa ben dedim epeydir ne yapmıyorum çiçeklerime, ne yapmıyorum? Tarçın vermiyorum dedim. Bayağıdır vermiyordum arkadaşlar, bilmiyorum artık. Vallahi içeri dışarı balkon, yağmur, ora bura derken herhalde ihmal etmişim. İşte 10-15 gün önce verdim ona. Mutfağımın penceresindeydi zaten o. Böyle geliyorum gidiyorum tarçını verdikten sonra benim çiçek böyle yaprakları canlandı. Yeşil koyulaştı. Böyle yapraklar top top gür gür olmaya sağlıklı görünmeye başladı. Bugün de dedim bu küpelilerime vereyim. Biraz bunları besleyeyim dedim. Bir tane de cam güzelim var katmerli. O da aslında iyi. Sağlığında, sıhhatinde bir şey yok ama istiyorum ki ben böyle hemen bir an önce böyle yaprakları canlı canlı olsun. Biraz daha hemen saksıyı doldursun, gelişsin istiyorum. Bunlara da bugün tarçın vereceğiz sizlerle birlikte. İnşallah ilerleyen günlerde tarçından sonra hallerini de çekerim size. Ama bunda çok fark etti arkadaşlar. Gerçekten tarçın çok faydalı çiçeklerinize. Çünkü tarçının içinde çinko var, demir var, fosfor var, potasyum var, magnezyum var. Daha birçok aklıma gelip gelmeyen mineral vitaminler var. Mesela demire çiçeklerinin ihtiyacı var. Tarçından bunu alabiliyor. Belki de o en çok onun faydası oldu. O vitaminliğe ihtiyaç vardı belki de benim bu yaprak güzelimin. Bir anda gelişmeye başladı diyeyim ben size. Sizler de dener görürsünüz inşallah. Bilmeyen arkadaşlar varsa bilenler zaten yapıyor. Ben işte hem bugün arkadaşlarla o bilgiyi paylaşayım dedim. Yani ben kendim nacizane yaptığım şeyi paylaşıyorum. Yapmayan bilmeyen varsa denesin arkadaşlar. İster suyuna katın. İster benim yaptığım gibi verin. Hiç fark etmez. Ben bazen sulama sularına da hazırlayıp koyuyorum. Ondan veriyorum. Tarçınlı su hazırlıyorum. Su isteyen çiçeklerime o şekilde de su verebiliyorum. Ama ben en çok da böyle yapıyorum. Bu neden böyle yapıyorum? Böyle mesela içeride çiçekleriniz var. Hem odanız çok güzel tarçın kokusu oluyor. Bir de sinekler gelmiyor böyle üzerine korsanız arkadaşlar. Ben böyle serpiştiriyorum. Sinek de gelmiyor, böcek de gelmiyor. Bunları yapın lütfen. Hem çiçeğimize fayda edecek, hem böceklerden koruyacağız. Bir de sulama suyuna bu tarçın eriyecek. Yani uzun süreli bir beslenme yapacak çiçeklerimize. Hem koruma yapacak, hem beslenme yapacak. Ben böyle tercih ediyorum ama siz sularına da verebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hepsine de verelim böyle. Anneciğimin küpelisine de verelim. Bunu da çok sevdim. Bundan iki tane çelik aldım. Diktim bugün. Bugün bayağı bir çiçek diktim arkadaşlar. Onları çekmedim sizlerle. Dallardan aldım. Ekstra çoğalttım yani ne olur ne olmaz diye. Şimdi arkadaşlar böyle üzerlerine biraz su veriyorum. Çünkü çiçeklerimin suyu var. Suya ihtiyaçları yok şu anda. Sadece tarçını ıslatacak kadar
bir iki damla diyeyim, şöyle bir kaşık kadar damlatıyorum ki tarçın ıslansın, toprağa yapışsın diye. Sonra sulama sularında arkadaşlar suyu verdik sıra tarçın eriyecek, toprağa karışacak. Tarçın eriyecek, kökü kadar ulaşacak. Uzun bir süre devam eder bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımı ilk defa izleyen arkadaşlar, abonelik ücretsiz. Sizlere de çok teşekkür ederim.